İnegöl Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş encümen salonunda bir basın toplantısı düzenledi. Bayramda iç halkımızın huzur ve sükun içerisinde hijyenik bir ortamda bayram ortamını geçirebilmesi için de İnegöl Belediyesi'nin farklı ekipleri bayram süresince görev yapacaklar. Başkan Aktaş İnegöl Belediyesi'nin bayramla alakalı hazırlıklarla ilgili bilgiler verdi. Şunu ifade edeyim ki temizlik işleri anlamında bayramın birinci günü saat 10'da ekiplerimiz başlayacak ve 7-24 olarak full çalışacaklar. Sadece 10'da bu görev yapılmış olacak. Tabii Arife gecesinden özellikle Yalancı Arife ve Arife Çarşı'da çok ciddi yoğunluk olacağı için alışverişin sıkça yapıldığı, dolayısıyla özellikle geri dönüşüm maddelerinin çok fazla çıkarıldığı günler, saatler, dolayısıyla da çarşı içinde de sabaha kadar iki gün boyunca temizlik yapılacağını ve bayram sabahında inşallah temiz bir şehre ilçe halkımızın uyanmasını sağlanacağını ifade etmek istiyorum. Tabii yine Kurban Bayramı malum. Hepimizin Allah kabul etsin kurbanlarını kestiği bayram ve telaşeli bir bayram. Dolayısıyla 21 mahallemizde 120 adet kurban kuyusu hazırlandı. İnşallah şu an hazırlığı da devam ediyor. Kurban atık alanlarının yerlerini belediyemiz web sitesinden, mahalle muhtarlıklarımızdan ve 153 ücretsiz alo hattından ilçe halkımız öğrenebilirler. Yine Merpa ve Alanyurt kapalı pazar yerleri başta olmak üzere Mesudiye, Pazartesi, Cumartesi pazar yerleriyle Mahmudiye Mezarlığı karşısındaki eski lastik tersinin bulunduğu alanda ve iki adet de alan afet bloklarında olmak üzere toplam 9 noktada kurban kesim noktası oluşturduk. Kesim ve parçalama ile alakalı. Tabii bu alanlarda her biri 4 hayvan kapasiteli hayvan kesim sehpaları bulunacak. Portatif kancaları ile hem kesme hem de yüzmeye elverişli ve bu sehpalardan oluşan 50 hayvan kapasiteli alanlar oluşturulacak. Vatandaşlarımızın kurban etlerini rahatla parçalamaları için de tüm kesim alanlarımıza 20'şer metrekarelik naylonlar bizzat belediyemiz tarafından naylon poşetler serilecek. Dolayısıyla temizlik işleri müdürlüğümüz kontrolünde bu çalışmalar özellikle bayramın birinci günü olmak üzere yoğun bir şekilde devam edilecek. Bu noktada bir hatırlatmamla çarşının da yine buna paralel olarak yoğunluk kazanacağı için özellikle çarşıya gelen vatandaşlarımızın araç parklarıyla alakalı dikkatli olmalarını, mümkün olduğu sürede kısa sürede işlerini bitirip çarşıdan ayrılmalarını ve çarşamba, perşembe günleri kullanılan Merpa ile cuma günleri kullanılan tuhafiye pazarının karışık formatta, yani hem semt pazarı hem tuhafiye pazarı olarak bugün kurulmaya başlandı ama çarşamba, perşembe ve cuma günü hizmet vereceğini, cumartesi günü de bayramın birinci gününe denk gelmesi hasebiyle cumartesi günü kurulan cumartesi pazarında cuma günü yani Arife günü kurulacağını burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum.